Hayır, o da çok toz. Ya o yapıştıramaz, bir şey yapın. Biz de yaptırdık ya. Öyle olacak bu işler yani. Al elimizde hazırda. Şu tezgahı şey yapalım mı? Orada dosyanın içinde İslam. Onu çantaya nasıl uyarlayabiliriz düşüncesiyle biraz açıldı burası. Fotoğraf askısı, fotoğraf makinesi askısı. Ay bakamıyorum ben artık. Aynen. Şöyle. Bunu nasıl? Şöyle mi tutayım? 2007'den beri nahtla uğraşıyorum. Çeşitli hocalardan ders aldım. Sonra deriyle bunu birleştirmek istedim. 2 yıldır da deri ve ahşabı birleştirip çanta, tasarım çantalar yapıyoruz. Kimle yapıyorsunuz bunu? Ablamla, kardeşimle beraber başladık bu işe. İki kişiyiz, abla aynen. Nereleri gönderiyorsunuz? Yurt dışına satışlarımız var, internet üzerinden. Evet. Özel siparişler alıyoruz. İnternetten de aynı, online satışlarımız var. Evet. Bu şekilde. Ne kadar çanta fiyatları efendim? Çanta fiyatları 150'den, şimdi bu başlıyor. Son... Evet. Kurlardan sonra 600-700'e kadar çıkıyor. Talep görüyor mu peki? Evet. Özellikle orijinal çantaları. Öğrenciler sırt çantaları gibi hani daha böyle küçük şeyleri tercih ediyorlar. Doğal malzemeden mi yapılıyor? Aynen. Bu? Hepsi doğal. Neden? Nedir malzeme kullandınız? Ahşaplarda ceviz, kavak, ıhlamur kullanıyoruz. Evet. Diğerlerinin hepsi vaketa, kalın. Dana derisi, ince derilerimizden küçük çocuk çantalarımız oluyor. Sun gibi bir şey yok yani, her şey doğal. Hayır, aynen, her şey doğal. Zaten bu işi de doğal malzemeleri birleştirip yapmak için açtık. Yani hiç suni hiçbir şeyimiz yok, her şey doğal. Şimdi bizim kilim biraz detaylı, eğer basit bir modelse bir günde bitiyor. Fakat ahşaplı çantalar, işte ahşabı işlemesi, tekrar deriyle birleştirmesi 2-3 günü buluyor. Bir çanta yapmak mı? Evet, bir çanta, aynen. Meşakkat. Çünkü oymayı da elle, aynen. Hepsi bir işçiliği. Aynen, hepsi el işçiliği. Makina, hiçbir makina, elektronik hiçbir alet. Ben bir arayış içerisindeydim. Yani kendimize ait bir işimiz olsun, bir şeyler üretelim arayışındaydım. Kardeşim de bu konuda çok yetenekli. Benim de çok ilgim vardı böyle doğal malzemelere vesaire. Böyle bir şey düşündük işte 2 yıl önce. Ben yeni taşınmıştım Bursa'ya.
denk geldi. Bir anda başladınız. Biz biraz da butik çalışıyoruz aslında. Talep üzerine, sipariş üzerine de yapıyoruz. Özel boş günümüz yok galiba. Boş günümüz olmuyor. Evet. Sürekli buradayız. Sürekli üretiyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Aynen.